500 kelimelik bu kayıtta İngilizce'de günlük yaşamda en çok kullanılan 100 önemli fiili bir hikaye formatında dinleyerek öğreneceksiniz. Bu hikayeyi sizlere iyice aklınıza kazınması için konsantrasyon arttırıcı müzik eşliğinde ve aynı anda iki dilde okuyacağım. Bu kaydı kendinizi rahat ve huzurlu hissettiğiniz bir ortamda yürürken, otururken, uzanırken veya bir toplu taşımda dinleyebilirsiniz. Eğer konsantre bir şekilde birkaç kere tekrar ederseniz bu öğrendiğiniz 500 kelimeyi ve 100 fiili kolay kolay unutmayacaksınız. Bu hikayenin elektronik kitap versiyonuna video açıklamasındaki linkten ulaşabilir, dinlerken okuyarak da takip edebilirsiniz. İçeriklerin devamlılığı adına kanala destek olduğunuz için teşekkür ederim. Ayrıca kaydın sonunda da tekrar etmeden, durmadan hızlı bir şekilde okuyacağım hikayeyi. Böylelikle siz de kendinizi test edebileceksiniz. Jack's Journey. Jack'in yolculuğu. A fantastic adventure across worlds. Dünyalar arası fantastik bir macera. Once upon a time. Bir zamanlar, bir varmış, bir yokmuş. In a faraway land. Çok uzak bir ülkede. Far away. Çok uzak. Land. Ülke, toprak. In a faraway land. Çok uzak bir ülkede. There lived. Orada yaşardı, yaşadı. Kim? There lived a young boy. Orada genç bir çocuk yaşardı. There lived a young boy named Jack. Orada, bu ülkede, Jack adında genç bir çocuk yaşardı. Yaşadı. There lived a young boy named Jack who loved to explore the forests that surrounded his village. Orada köyünün etrafındaki ormanları keşfetmeyi çok seven Jack adında genç bir çocuk yaşardı. Who loved to explore. Keşfetmeyi çok seven. Who loved to explore the forests. Ormanları keşfetmeyi çok seven. Who loved to explore the forests that surrounded his village. Köyünün etrafındaki köyünü saran ormanları keşfetmeyi çok seven. Once upon a time, in a faraway land, there lived a young boy named Jack who loved to explore the forests that surrounded his village. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede köyünün etrafındaki ormanları keşfetmeyi çok seven Jack adında genç bir çocuk vardı. One day, bir gün, while, iken, one day, while Jack was exploring the woods, bir gün Jack, ormanı keşfederken, to explore, keşfetmek, the woods, ormanlık alan, while Jack was exploring the woods, Jack, ormanı keşfederken, he stumbled upon a strange object. Garip bir objeyle karşılaştı. To stumble upon. Karşılaşmak, rast gelmek, tesadüfen. Bir şey bulmak. To stumble upon something. Bir şeye rastlamak. He stumbled upon a strange object. O garip
bir objeye rastladı. He stumbled upon a strange object hidden amongst the trees. Ağaçların etrafında saklanmış, gizlenmiş olan garip bir objeye rastladı. Amongst, arasında. Among, içinde, arasında. İkisi de aynı. Amongst ya da among, bir şeylerin arasında, içinde. Hidden, gizli, saklanmış. To hide, saklanmak. To be hidden, saklanmış olmak. Pronunciation, hidden. Telaffuza dikkat, hidden. One day, while Jack was exploring the woods, he stumbled upon a strange object hidden amongst the trees. Bir gün Jack ormanı keşfederken, ağaçların arasına saklanmış garip bir nesneye rastladı. It was a shiny metallic box. Bu parlak metal bir kutuydu. Shiny, parlak. To shine, parlamak. To shine out, ışık saçmak. Box, kutu. Strange, garip. Marking, işaret. It was a shiny metallic box with strange markings on it. Bu üzerinde garip işaretler olan parlak metalik bir kutuydu. Jack's curiosity got the better of him. Şimdi bu bir deyiş. To get the better of someone, birisini zekice akıl yoluyla kandırmak ya da yenmek manasına geliyor. Jack's curiosity got the better of him. Jack'in merakı onu kandırdı. Yani o kadar meraklandı ki kendine hakim olamadı. Curiosity. Merak. To be curious. Meraklı olmak. Jack's curiosity got the better of him and he opened the box. Jack o kadar meraklandı ki kendini tutamadı ve kutuyu açtı. To open, açmak. He opened the box. Kutuyu açtı. Suddenly, aniden. Suddenly, aniden. A bright light, parlak bir ışık, shone out, dışarı fışkırdı, yayıldı. Suddenly, a bright light shone out. Aniden parlak bir ışık dışarı yayıldı. And Jack felt himself being lifted into the air. Ve Jack kendini havaya çekiliyormuş gibi hissetti. To feel, hissetmek. Past tense, geçmiş zamanı. Felt, felt. To feel, felt. Hissetmek, hissetti. Jack felt himself being lifted into the air. Jack kendini havaya doğru çekiliyormuş gibi hissetti. To be lifted, to lift something. Lift something, bir şeyi kaldırmak. To be lifted, kaldırılmak. Passive voice, to be lifted, kaldırmak değil de kaldırılmak. Into the air, into. Into, bu bir preposition ve bir hareket belirtiyor. Yani içine doğru. Into, into the air. He felt himself being lifted into the air. O kendinin havaya kaldırıldığını hissetti. To lift something, bir şeyi kaldırmak. To be lifted into the air,
havaya doğru kaldırılmak, çekilmek. When Jack came to his senses, Jack kendine geldiğinde, şimdi burada yine çok güzel bir deyiş öğrendik. To come to one's senses, yani birinin bilincine geri dönmesi. Ne oldu? En son Jack havaya kalktı. Sonrasını bilmiyoruz. Biz gözlerimizi Jack'le birlikte tekrar açıyoruz şimdi. Çünkü bilincimiz daha yeni geri geldi. When Jack came to his senses, Jack kendine geldiğinde bakalım ne olmuş? He found himself in a strange new world. Kendini garip ve yeni bir dünyada buldu. Strange. Garip. World. Dünya. In a strange new world. Garip ve yeni bir dünyada. To find. Bulmak. Found. Buldu geçmiş zamanı. He found himself in a strange new world. O kendini yeni ve garip bir dünyada buldu. Himself, kendini. He had been transported to a distant planet. O uzak bir gezegene ışınlanmıştı. Mıştı. He had been transported. Işınlanmıştı, transfer edilmişti. Distant. Uzak. Planet. Gezegen. Distant planet. Uzak bir gezegen. He had been transported to a distant planet. O uzak bir gezegene ışınlanmıştı. He was transported. Işınlandı. He had been transported. Işınlanmıştı. He had been transported to a planet where he was surrounded by strange and wondrous creatures. Etrafı muhteşem ve garip yaratıklarla çevrili bir yere transfer edilmişti. Bir yere ışınlanmıştı. To be surrounded by something or someone. Bir kişi veya bir şeyler tarafından çevrilmek. Creature. Yaratık. To create. Yaratmak. Creative. Yaratıcı. Creature. Yaratık. Jack was amazed by the sights and sounds of this new world. Jack bu yeni dünyanın görüntüsü ve sesleri karşısında hayrete düşmüştü. Şaşırmıştı. He was amazed by something. Bir şey tarafından hayrete düşürülmek, büyülenmek, çok şaşırmak. Bir şey karşısında çok şaşırmak. What was he amazed by? He was amazed by the sights and sounds of this new world. Jack bu yeni dünyanın görüntüsü ve sesleri tarafından hayrete düşürülmüştü. And he couldn't wait to explore it further. Ve daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyordu. He couldn't wait. Bekleyemiyordu, iple çekiyordu. Bu da bir deyiş. I can't wait. Hani bekleyemiyorum, iple çekiyorum. I can't wait to do something. Bir şey yapmayı iple çekmek. Further. Daha fazla, daha ileri. To explore something further. Bir şeyi daha fazla, daha devamını keşfetmek.
Şimdi dikkat, paragrafın sadece İngilizcesi geliyor. Konsantre olun ve olabildiğince çok anlamaya çalışın. When Jack came to his senses, he found himself in a strange new world. He had been transported to a distant planet where he was surrounded by strange and wondrous creatures. Jack was amazed by the sights and sounds of this new world, and he couldn't wait to explore it further. He set out on an adventure. Bir maceraya koyuldu. He set out on an adventure. Bir maceraya başladı. Adventure. Macera. To set out means to begin a journey. To set out, bir yolculuğa başlamak, bir seyahate başlamak manasına geliyor. This is a phrasal verb. Bu bir phrasal verb, deyimsel bir fiil. Journey, yolculuk, seyahat. Set out, başlamak. Set out on an adventure. Bir maceraya başlamak, bir maceraya koyulmak. He set out on an adventure, walking through the strange and colorful landscape. Garip ve rengarenk manzara boyunca yürüyerek bir maceraya koyuldu. To walk, yürümek. Through, boyunca. Strange, garip. Colorful, rengarenk. Landscape. Manzara. Walking through the strange and colorful landscape. Garip ve rengarenk bu manzara içinden boyunca yürüyerek. He set out on an adventure, walking through the strange and colorful landscape. Rengarenk ve garip bu manzara boyunca, bu manzara içinden yürüyerek bir maceraya atıldı. He met creatures that he had never seen before. Önceden hiç görmediği yaratıklarla karşılaştı. To meet, tanışmak, bir araya gelmek, karşılaşmak. Past tense, geçmiş zamanı. Met. To meet, met. He met creatures, yaratıklarla karşılaştı. That he had never seen before. Önceden hiç görmediği. See, saw, seen. To see, görmek. Bu fiilin geçmiş zamanları. Saw ve seen. Creatures that he had never seen before. Önceden hiç görmediği yaratıklar. Never. Hiçbir zaman. Before. Öncesinde. Never before. Some friendly. Bazısı arkadaş canlısı. And others not so much. Ve diğerleri o kadar değil. O kadar arkadaş canlısı değil. Not so much. O kadar değil. Others, diğerleri. He ran, o koştu. To run, ran. He ran, koştu. Climbed, tırmandı. And swam, ve yüzdü. Through the landscape, bu manzara içinde, bu topraklar boyunca. Exploring every inch of this alien world. Bu uzaylı dünyanın, şimdi Amerikalılar inç diyor ama biz bunu santim olarak çevireceğiz. Bu uzaylı dünyanın her santimini keşfetti. Alien. Uzaylı. World. Dünya. Şimdi bu paragrafı tekrar sadece İngilizce olarak dinleyelim.
konsantre olun. He set out on an adventure, walking through the strange and colorful landscape. He met creatures that he had never seen before. Some friendly and others not so much. He ran, climbed, and swam through the landscape, exploring every inch of this alien world. As he journeyed on, yolculuğuna devam ettikçe, he encountered an evil sorcerer. Kötü kalpli bir büyücüyle karşılaştı. To encounter. Karşılaşmak. To encounter. Karşılaşmak. Evil. Şeytani, kötü. Evil. Kötü. Sorcerer. Büyücü. He encountered an evil sorcerer who was terrorizing the inhabitants. Yerlileri korkutan bir büyücüyle karşılaştı. The inhabitants of the planet. Gezegenin yerlileri. An evil sorcerer who was terrorizing the inhabitants of the planet. Gezegenin yerlilerini korkutan kötü bir büyücü. The sorcerer, büyücü, had a powerful weapon. Büyücünün çok güçlü bir silahı vardı. The sorcerer, büyücü, had a powerful weapon. Büyücünün çok güçlü bir silahı vardı. Had a powerful weapon. Güçlü bir silahı vardı. A powerful weapon that he used to control. Bir şeyleri kontrol ettiği güçlü bir silahı vardı. Control what? Neyi kontrol ediyordu? A powerful weapon that he used to control the creatures of the world. Bu dünyanın, bu gezegenin yaratıklarını kontrol ettiği güçlü bir silahı vardı. Used to control. Kontrol, önceden kontrol ettiği, bir şeyleri önceden sürekli olarak yaptığı, used to control. Weapon. Silah. Jack knew that he had to stop the sorcerer. Jack, bu büyücüyü durdurması gerektiğini biliyordu. Jack knew. Jack biliyordu. To know. Bilmek. Knew. Bildi. Jack knew that he had to stop. Jack durdurması gerektiğini biliyordu. To have to do something. Bir şey yapmak zorunda olmak. I have to stop the sorcerer. Büyücüyü durdurmak zorundayım. I have to save the world. Dünyayı kurtarmak zorundayım. I have to do something. Bir şey yapmak zorundayım. So, back to our story, Jack knew that he had to stop the sorcerer and save the planet. Jack, büyücüyü durdurup gezegeni kurtarmak zorunda olduğunu biliyordu. To save somebody or something. To save. To save birini ya da bir şeyi kurtarmak. To save. Jack knew that he had to stop the sorcerer and save the planet. Jack, büyücüyü durdurması gerektiğini ve gezegeni kurtarması gerektiğini biliyordu. He trained. Çalıştı, kendini geliştirdi. And prepared. Ve hazırlandı. And prepared. Hazırlandı. For what? Ne için? For the battle. Savaş için.
He trained and prepared for the battle. Savaş için kendini eğitti, hazırlandı. Battle. Savaş. Using his wit. Zekasını. Courage. Cesaretini. And strength. Ve gücünü kullanarak. Wit. Akıl, zeka. Courage. Cesaret. Strength. Güç. Strong. Güçlü. Strength. Güç. He trained and prepared for the battle using his wit, courage, and strength to outsmart the sorcerer. Jack, büyücüyü zekasıyla alt etmek için zekasını, cesaretini ve gücünü kullanarak savaşa hazırlandı. To outsmart the sorcerer. Büyücüyü zekasıyla alt etmek. Outsmart someone. Bir kişiden daha zeki olmak. Bir kişiyi zekayla yenmek. Kurnazlıkla alt etmek. He met allies along the way. Şimdi ally müttefik demek. Ama burada hani arkadaş aynı tarafta oldu. İyi kişilerle karşılaştı. He met allies along the way who helped him in his quest. Görevinde ona yardım eden arkadaşlarla bir araya geldi, tanıştı. He fought monsters. Canavarlarla savaştı. To fight. Dövüşmek, savaşmak. Fought. Savaştı. Fought. Savaştı, dövüştü. Monster. Canavar. Monsters. Canavarlar. He fought monsters, battled armies. Canavarlarla dövüştü, ordularla savaştı. Army. Ordu. And finally. Ve sonunda. Came face to face. Yüz yüze geldi. Kimle? With the sorcerer himself. Büyücünün kendisiyle yüz yüze geldi. He fought monsters, battled armies, and finally came face to face with the sorcerer himself. Canavarlarla dövüştü, ordularla savaştı ve sonunda büyücüyle yüz yüze geldi. The final battle was fierce. Son savaş çok şiddetliydi. But Jack, ama Jack emerged victorious. Bu işten başarılı çıktı. Victorious. Başarılı, kazanan, galip. Jack emerged victorious. Jack bu savaştan galip çıktı. Fierce. Şiddetli. Final battle. Son savaş. He destroyed the sorcerer's weapon. O büyücünün silahını imha etti. Destroy. Weapon. Silah. To destroy. İmha etmek. He destroyed the sorcerer's weapon. O büyücünün silahını imha etti. He destroyed the sorcerer's weapon, freeing the creatures from his control. O büyücünün silahını imha ederek onun kontrolündeki yaratıkları özgür bıraktı, serbest bıraktı. To free someone, to free something. Bir kişiyi, bir şeyi özgürlüğüne kavuşturmak, kurtarmak, serbest bırakmak. The planet was saved. Gezegen kurtarılmıştı, kurtarıldı. To save something or someone. Birisini ya da bir şeyi kurtarmak. To be saved by someone or something.
bir şey ya da bir kişi tarafından kurtarılmak. The planet was saved. Gezegen kurtarıldı. And the inhabitants ve yerlileri were grateful. Minnettardı. For his bravery, cesareti and heroism, ve kahramanlığı için. The planet was saved and the inhabitants were grateful to Jack for his bravery and heroism. Gezegen kurtarılmıştı ve yerlileri de Jack'in cesareti ve kahramanlığı için ona minnettarlardı. As a reward, ödül olarak, reward, ödül, as a reward, ödül olarak, for his deeds, iyilikleri için, the inhabitants of the planet, gezegenin yerlileri, the inhabitants of the planet gave Jack a special gift. Gezegenin yerlileri Jack'e özel bir hediye verdiler. Gift, hediye. Special, özel. Special gift, özel hediye. It was a magical amulet. Bu sihirli bir tılsımdı. Muska gibi. It was a magical amulet that would allow him to travel between worlds. Bu, Jack'in dünyalar arasında seyahat etmesine izin veren sihirli bir tılsımdı. Jack put on the amulet. Jack bu sihirli kolyeyi, tılsımı taktı. To put on. Takmak. Giymek. To put something on. Bir şeyi takmak, giymek. Jack put on the amulet, said his goodbyes. Jack kolyesini taktı, vedasını etti, yani goodbye dedi. And returned home. Ve eve döndü. To his own world. Kendi dünyasına. Own. Kendi. Feeling proud of his adventure. Macerasıyla gurur duyarak. To be proud of something. Bir şey ile gurur duymak. To be proud of something, someone ya da biriyle. Jack put on the amulet, said his goodbyes, and returned home to his own world, feeling proud of his adventure. Jack bu sihirli tılsımı, kolyeyi taktı, vedasını etti ve bu yaşadığı macera ile gurur duyarak kendi dünyasına geri döndü. Proud, gururlu. To feel proud, gururlu hissetmek. Own, kendi. Own world, kendi dünyası. To return, dönmek. Adventure, macera. From that day forward, o günden sonra, from that day forward, o günden sonra, ondan sonraki günlerde, ilerleyen günlerde, Jack knew, Jack biliyordu, Jack knew that there was an entire universe of worlds waiting to be explored. O günden sonra Jack, keşfedilmeyi bekleyen bir sürü dünyalar,
evrenler olduğunu biliyordu. Entire, bütün, büsbütün, tam, universe, evren, kainat. To explore, keşfetmek. Waiting to be explored, keşfedilmeyi bekleyen. To be explored, keşfedilmek, keşfetmek değil. He knew, biliyordu, that he had found his calling. Hayatının amacını bulduğunu biliyordu. Bu da bir deyiş. To find one's calling. Birinin gerçek tutkusunu keşfetmesi. And that he would never stop. Ve hiçbir zaman durmayacağını. That he would never stop exploring and discovering. Hiçbir zaman keşfetmeyi bırakmayacağını. He knew that he would never stop exploring and discovering the secrets of the universe. O artık hiçbir zaman evrenin sırlarını keşfetmekten vazgeçmeyeceğini biliyordu. He knew that he had found his calling and that he would never, hiçbir zaman, never stop exploring and discovering the secrets of the universe. O artık tutkusunu keşfetmişti, hayatının amacını bulmuştu ve kainatın sırlarını araştırmaktan, keşfetmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini biliyordu. Şimdi hikayemizin İngilizce versiyonunu durmadan baştan sona dinliyoruz. Jack's Journey, a fantastic adventure across worlds. Once upon a time, in a faraway land, there lived a young boy named Jack, who loved to explore the forests that surrounded his village. One day, while Jack was exploring the woods, he stumbled upon a strange object hidden amongst the trees. It was a shiny metallic box with strange markings on it. Jack's curiosity got the better of him, and he opened the box. Suddenly, a bright light shone out, and Jack felt himself being lifted into the air. When Jack came to his senses, he found himself in a strange new world. He had been transported to a distant planet where he was surrounded by strange and wondrous creatures. Jack was amazed by the sights and sounds of this new world, and he couldn't wait to explore it further. He set out on an adventure, walking through the strange and colorful landscape. He met creatures that he had never seen before, some friendly and others not so much. He ran, climbed, and swam through the landscape, exploring every inch of this alien world. As he journeyed on, he encountered an evil sorcerer who was terrorizing the inhabitants of the planet. The sorcerer had a powerful weapon that he used to control the creatures of the world. Jack knew that he had to stop the sorcerer and save the planet. He trained and prepared for the battle, using his wit, courage, and strength to outsmart the sorcerer. He met allies along the way who helped him in his quest. He fought monsters, battled armies, and finally
came face to face with the sorcerer himself. The final battle was fierce, but Jack emerged victorious. He destroyed the sorcerer's weapon, freeing the creatures from his control. The planet was saved, and the inhabitants were grateful to Jack for his bravery and heroism. As a reward for his deeds, the inhabitants of the planet gave Jack a special gift. It was a magical amulet that would allow him to travel between worlds. Jack put on the amulet, said his goodbyes, and returned home to his own world, feeling proud of his adventure. From that day forward, Jack knew that there was an entire universe of worlds waiting to be explored. He knew that he had found his calling and that he would never stop exploring and discovering the secrets of the universe. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video açıklamasında hikayenin elektronik kitap versiyonuna ulaşabilirsiniz. Bu içeriklerin devamlılığını sağlamak için kanalımıza destek olmayı unutmayalım lütfen. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.